Albaraka sunar. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla. Hayırlı geceler sevgili seyirciler. Mirasımız Derneği katkılarıyla hazırlanan TV5 sahur vaktinde bu gece de sofralarınıza çok önemli bir isimle misafir olmaya çalışacağız. Çok değerli hocamız Ekrem Şam'a yine bu gece bizlerle birlikte Çanakkale'den Kudüs'e cihadı ve şehadeti konuşacağız. Ekranları başında olan izleyenlerimizin eminim ki unutamayacağı bir program olacak. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Selahaddin Eyyubi'yi, Hazreti Ömer'i ve daha birçok İslam liderini sizlerle birlikte burada Ekrem Şam hocamızın anlatımıyla yaşayacağız. Ancak sizler de programımıza sorularınızla ve görüşlerinizle katılmak isterseniz sahurvakti@tv5.com.tr mail adresi üzerinden, Mirasımız Derneği'nin Facebook ve Twitter hesaplarından, yine Twitter'da TV5 Sahur Vakti etiketiyle bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Yine hatırlatmamızı yaparak programımıza başlayalım. 2572'ye Vodafone ve Avaya'dan Kudüs yazarak bir mesaj gönderdiğinizde 5 lira bağışta bulunabilirsiniz diyerek hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ramazan'ın ikinci gününde birlikteydik. Tabii ki doyumsuz bir sohbet oldu. Bizim için unutulmaz bir sahur gecesi Allah oldu. Allah razı olsun. İnşallah bu gece de Çanakkale'den Kudüs'e cihadı ve şu şehadeti konuşacağız, şuuru konuşacağız. Tabii ki izleyenlerimiz de eminim unutamayacakları bir program olacaktır. Önce teşekkür ediyorum. Çünkü çok yoğun bir programın içerisindeydiniz. Yine bu sabah Balıkesir'den döndünüz. Öğlende yine TV5 ekranlarındaydınız. Evet. Erbakan Hoca'nın Kıbrıs zaferini anlattınız. Ardından yine başka bir program ve oradan tekrar buraya geldiniz. Allah razı olsun. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın diyelim. Ben de gerçekten önce TV5 ailesine, izleyicilerine, arkasından Mirasımız Derneği'ne, ki Kudüs'ümüze sahip çıkan ender kuruluşlarımızdan birisi, ve de yine sizlere sunucu kardeşim olarak, Harun kardeşim olarak size, Allah razı olsun hocam, ve de en önemlisi muhterem izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, Ramazan'dan tebrik ediyor, yaklaşmakta olan Kadir gecelerinin ve yine yaklaşmakta olan Ramazan bayramlarının bütün dünya Müslümanlarınca onurlu bir şekilde kutlanması dilekleriyle hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Tabii biz hızlı bir şekilde artık hemen sorularımızı yöneltmeye başlayalım ama evet. Kudüs ve Çanakkale dedik. Aslında birçok izleyicimiz de şu an Çanakkale'den Kudüs'e cihadı ve şehadeti merak ediyor. Evet. Dilerseniz size bırakalım. Çünkü sözün sahibi sizsiniz. Hay sözün ustası sizsiniz. Estağfurullah. İnşallah uygun gördüğünüz bir yerden başlayalım. Çünkü gerçekten çok önemli isimler var. Geçmiş programda İnsanlar ve Mallar kitabından biraz bahsederken bugün aklımda kalan bir kısımdı. Kimisi gerçekten insan olup gitti, kimisi gerçekten mal olup gitti bu dünyadan. Evet. İnşallah biz insanlardan olarak göçeriz diyelim İnşallah. Ve sözü size bırakalım hocam. Hay hay, şimdi Harun kardeşim isterseniz biz Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın ta başından itibaren birkaç cümlelik bir tarihini sunalım. İnşallah hocam. Sonra sözü inşallah Çanakkale'ye getireceğiz. İnşallah. Bir defa Kudüs ve Mescid-i Aksa Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud Aleyhisselamlar zamanında yapılmış olan bir mabet ve bir şehirdir. Evet. Kudüs'e aynı zamanda İlya veyahut da Kudüs-ü Şerif, bazı isimleri daha var onların. O isimlerle anılan bir şehir. Evet. Milattan önce 1000 ile 600-700'lü yıllar arasında inşa edilmiş. Hazreti Süleyman zamanında
Hatta Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre bu mabedin inşası sırasında Hazreti Süleyman cinleri de kullanmış. Yani sadece evet. insan gücüyle değil, cinleri de kullanmış ve büyük merasimlerle ibadete açılmış olan bir mabetten bahsediyoruz. Tabii ki Yahudiler veya Museviler diyelim, taşkınlık yapmışlar, azgınlık yapmışlar. Birinci vaid dediği Kur'an-ı Kerim'in İsra suresindeki evet. ilk vaid dediği Yahudilerin azgınlaşması üzerine Babilliler gelmişler. Kudüs'ü, Süleyman Mabedi'ni tahrip etmek suretiyle ve Yahudileri de Filistin'den sürerek bütün dünyaya dağıtmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in birinci vaid dediğimiz cezalandırma olayı gerçekleşmiş. Milattan önce 600'lü yıllar olarak tahmin ediliyor. Tabii kesin tarih bilinmiyor bunlarla ilgili. Sonra Cenab-ı Allah size yeniden güç kuvvet vereceğim, ikinci defa vaidim, cezam gelecek dediği de işte bugünler olsa gerektir. Biz ama Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde duruyoruz madem ki. Doğu Roma İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirdiğinde evet. burayı tabi bundan önce Hazreti İsa'nın doğumu var. Ondan önce Yahya peygamberimizin şehit edilmesi, Zekeriya peygamberimizin şehit edilmesi, Hazreti Meryem validemizin orada uğradığı işkenceler vesaire hepsi Kudüs'te olmuş. Hazreti İsa'nın doğumundan sonra da Kudüs yine mukaddes bir şehir olarak devam etmiş ama kısa süre sonra da Bizanslılar burayı ele geçirmek suretiyle puthaneye çevirmişler. Evet. Biliyorsunuz Bizans'ın medeniyetinin altında put şey vardır, heykel vardır, resim vardır, taş vardır. İşte orayı heykel deposu haline getirdiler. Ancak miladi 620 ve 621. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilişinin evet. 11. ve 12. yıllarında çok önemli bir olay gerçekleşti. İsra suresinin ilk ayetinde denildiği gibi Estaizu billah Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi bârekna havlehu linüriyehu min ayatina innehu huvessemî'ul basîr diye ayeti kerime. Biz kulumuzu geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah katına yürüttük, miraca çıkardık anlamına. Ve de Kudüs hakkında o ayeti kerimede Mescid-i Aksa'yı ve çevresini mübarek kıldığımız diyor. Evet. Demek ki biz sadece Kudüs'ü mübarek olarak Mescid-i Aksa'yı mübarek olarak tanımayacağız. Çevresi Kudüs'ü de mübarek bir şehir olarak tanıyacağız. Evet. Ve bu Miraç ve İsra olayında Cenab-ı Allah 5 vakit namazı Müslümanlara emrettiği gibi namazın Kudüs'e doğru Kudüs'ü kıble yapmak üzere kılınmasını da emretti. Bu şekliyle Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi oluverdi. Ne kadar devam etti bu? 1 veya 1,5 yıl devam etti Müslümanların Kudüs'e doğru namaz kılmaları, Kudüs'ün Müslümanların kıblesi olması olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret buyurduğu sene, bugün kıbleteyn, iki kıbleli mescit diye anılan bir mescit evet. vardır Medine-i Münevvere'de. Oraya giden hacılar ve ziyaretçiler onu ziyaret ederler, o mescidi mutlaka. İki kıbleli mescit. Bir namaz vakti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan bir ayet gereği namazın içindeyken, Kudüs'e doğru namaz kılınmaktayken, efendim ayet geldiğinde Mescid-i Haram'a doğru dönmek suretiyle iki tane evet. kıblesi olan bir namazın içinde iki kıblesi olan bir mescit, ki bugün hala çift kıbleli mescit veya kıbleteyn diye anılan mescidi evet, biliyoruz. Sonra Mescid-i Aksa bir müddet devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden 15 yıl geçmişti. 10. yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal etti. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife oldu. Onun arkasından 2 yıldan sonra da, 2 yıl sürdü onun hilafeti, arkasından Hazreti Ömer Efendimiz halife olarak makama oturdu ve fetih hareketleri Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde başlayan, baş döndürücü hızla devam eden kalıcı fetihler Hazreti Ömer Efendimiz devrinde de
devam etti. İşte evet. Bu devirdeki İslam kumandanları, başta tabii ki baş kumandan ve halife Hazreti Ömer Efendimiz. Onun yanında Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Amr İbnül As, Muaviye bin Ebi Süfyan gibi isimler gerçekten büyük fetihlere girişler. Halid bin Velid'i sakın unutmayalım. Yani onu unutursak büyük haksızlık yapmış oluruz. Antiparantez, Halid bin Velid'in türbesi bugün Suriye iç savaşı sırasında tahrip edildiğini bugün çok üzülerek gazetelerde okudum. Gerçekten üzücü bir hadise ki gelmiş geçmiş generallerin, paşaların veyahut da savaş taktisyenlerin en büyüğü olarak bilinir Halid bin Velid. Evet. Radiyallahu anhüm. Hepsine Allah razı olsun diyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den vefatından 5 yıl sonra 637 yılında Amr İbnül As vasıtasıyla Filistin'de büyük fetih hareketlerine başladılar. Kısa süre içinde Filistin'de bulunan şehirler bir bir fethedildi, sıra Kudüs'e geldi. Kudüs'tekiler baktılar ki Kudüs'ü savunamayacaklar, oradaki rahipler veyahut da din adamları baktılar ki savunamayacaklar. Amr İbnül As'a haber gönderdiler. Biz Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı teslim ederiz ama mutlaka halife kendisi gelmesi gerekiyor. Evet. Size teslim etmeyiz, halifeye teslim ederiz. O da Hazreti Ömer Efendimiz'e haber göndererek bu haberi bildirdi. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali ile istişare ederek, Hazreti Ali Efendimiz'in fikri aslında gitmeme cihetindeydi. Ya Ömer, ya halife gitme, burayı yalnız bırakma, büyük fetih hareketleri oluyor. Medine'yi yalnız bırakırsan hoş olmaz diye öğüt vermesine, istişarede bulmasına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz inisiyatif kullanarak yola düştü ve Kudüs'e gelmek suretiyle oradaki rahiplerle görüşerek Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldı. Teslim almadan önce bir emanname yazdı Hazreti Ömer Efendimiz. Çok önemlidir bu emanname. Çok önemli bir emanname. O emannameye göre Kudüs'te bulunan gerek Yahudiler, gerek Hristiyanların muhtelif kolları rahatlıkla kendileri açısından mukaddes kabul edilen o mabetlerden yararlanacaklar. Kesinlikle kimse bunlara engel olmayacak. İkincisi, hiçbir mabet yıkılmayacak. Onların yapmış olduğu mabetlerden hiçbirisi yıkılmayacak. Onların ibadetlerine dokunulmayacak. Oradan gitmek isteyenler hür bir şekilde, rahat bir şekilde nereye gitmek istiyorlarsa Müslümanlar da yardım etmek suretiyle Kudüs'ü boşaltıp gidecekler, gitmek isteyenler. Evet. Kalmak isteyenler de rahat bir şekilde oradaki hür bir ortamda bu şeyden yararlanacaklar. Hürriyetten yararlanacaklar. İbadet hürriyetinden, inanç hürriyetinden yararlanacaklar. Şimdi Harun Bey, Hazreti Ömer Efendimiz'in bu emannamesinin altına İslam kumandanları da şahit olarak imza etmişlerdir. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz imza etmiş. Şahit olarak da mesela Halid bin Velid, mesela Amr İbnül As, mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi büyük isimler bunun altına şahit olarak imza etmişlerdir ki dünya tarihinde Kudüs konusunda yayınlanmış en geniş, en güzel, en mükemmel bir belge olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Evet. Bugün Hazreti Ömer Efendimizin 1400 sene önce yazmış olduğu bu emanname aranıyor. Yani onun bahşetmiş olduğu hürriyetler hem Hristiyanlarca aranıyor hem Müslümanlarca aranıyor. Çünkü aslında Yahudiler bile arıyordur hocam eminim. Evet, samimi Yahudiler. Onlar da orada zulüm yapılmasını istemiyor. Allah'ın evidir orası çünkü. Zulüm yapılmasını istemeyen samimi Yahudiler bile Hazreti Ömer Efendimiz'in o emannamesini arıyor durumdalar. Biz Kudüs'ün tarihini anlatıyoruz madem ki. Hazreti Ömer Efendimiz orada hiçbir Hristiyan mabetini yıkmadan bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere 3000 kişinin rahatlıkla ibadet edebileceği ahşaptan bir cami yaptırmıştır. Evet. Ahşaptan bir cami yaptırmıştır. Daha sonra gelen halifeler döneminde
Bu cami çeşitli şekillerde genişletilmiş, depremlerde yıkılmış, yangınlarda yıkılmış veyahut genişletmek maksadı yıkılmış ve Abbasi halifeleri döneminde de bugünkü Kubbetü Sahra inşa edilmek suretiyle evet. Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra yan yana her ikisinin yeri de mukaddestir. Niye mukaddestir? Çünkü demin söyledik. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram diye başlayan ayet-i kerime Mescid-i Aksa ve havalisini mübarek kıldık diyor. Evet, zaten 144 bin metrekarelik bir alanın tamamı evet. Mescid-i Aksa olarak geçtiği için herhangi bir sıkıntı da yok. Yok, evet. Evet. Tabii bazıları der ki Mescid-i Aksa ile Kubbetü Sahra'yı karıştırmayalım. Kubbetü Sahra'yı efendim öne çıkarıp da Mescid-i Aksa'yı arkaya çıkarırsak işte şöyle böyle. Hayır, her ikisi de İslam mabedidir. Her ikisi de mukaddestir. Her ikisi de bizim için muteberdir. Her ikisini de korumamız lazım. Evet, zaten hocam şöyle bir yanlış algı var. Bunu biz programlarımızda da sürekli olarak dile getirmeye gayret ediyoruz. Gerek Kubbetü Sahra gerek Kıble Mescidi, ikisi de Mescid-i Aksa'nın birer parçası. Bu 144 bin metrekarelik arazinin içerisinde bulunan, şu an ekranlara getiriyor arkadaşlarımız da, şu an görünen Kubbetü Sahra, şu an görünen Kıble Mescidi, Mescid-i Aksa'nın birer parçası. Tabii ki ikisi de birer parçası olması neticesinde bizim için mübarek. Bu alanın tamamı bizim için mübarek ve çevresi de mübarek kılınmış. O yüzden de bunu unutmamak lazım. Evet. Kudüs de mübarek bizim için. Hemen antiparantez şunu ifade edelim. Tarihi şey yapıyoruz ama olayı azıcık da izah etmemiz lazım. Müslümanlar için 3 tane mukaddes belde var. Başka yok. Evet. 3 tane mukaddes mabet var. Nedir bunlar? Mescid-i Haram. Burada yapılan ibadetler normal yapılan ibadetlere nazaran 100 bin kat daha eftaldir. Bir rekat namaz kılarsan 100 bin rekat kılmış kadar sevap alırsın. İkincisi Mescid-i Nebevi. Peygamber Efendimizin Medine'deki mescidi. Burada kılınan namaz 1000 kat. Normal namazlarda bir kat daha faziletlidir. Her an ibadet, zikirler vesaireler 1000 kat daha faziletlidir. Çünkü o da mukaddes beldelerimizden birisidir. Evet. Üçüncüsü ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Burada yapılan ibadetler ise diğer normal zamanlarda ve mekanlarda yapılan ibadetlerden 500 kat daha eftal olduğu Peygamber Efendimiz'in sözleriyle sabittir. Bunun haricinde Müslümanlık açısından kutsal olan veyahut da ibadetlerin faziletli olduğu mekanlar olarak başka bir mekan yoktur. Kimisi zannediyor ki mesela günümüze getirirsek bu olayı Eyüp Sultan'da namaz kılmak çok büyük faziletli zannediyor. Halbuki nedir oranın fazileti? Orada çok büyük cemaat birikmiş olması dolayısıyla o cemaatin sevabından belki istifade etmek. Yoksa normalde çarpanı olmayan yani ibadet edildiği zaman şu kadar fazla olacak diye bir kayıt olmayan bir mekandır. Tabii ki bunları iyi bilmemiz lazım. Batıl itikada sapmamamız lazım. Evet. Biz şimdi Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün tarihini azıcık daha devam ettiriyoruz. Evet, Müslümanların hocam. Eline geçmiş olan bu Kudüs ve Mescid-i Aksa 1099 yılına kadar Müslümanlar elinde. Kaç yüzyıl alıyor? 400 yıldan fazla oluyor galiba. Müslümanların elinde çeşitli halifelerce efendim yönetilmiş olan bir Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan bahsediyoruz. 1094 yılında dünyada büyük yankılar uyandıran ve zulüm yönünden gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi. Haçlılar, Katolik Haçlılar evet. Papa'nın etrafında örgütlenerek İslam beldelerine sefere çıktılar. İslam yurtlarını istila etmek, Müslümanları geriletmek, Kudüs'ü ele geçirmek, Mekke'yi ele geçirmek, Medine'yi ele geçirmek ve Müslümanların kutsal saydığı bütün beldeleri silip süpürüp yerle bir etmek üzere geldiler. Efendim, 18 defa bu dalga Anadolu'yu yaladı ve milyonlarca Müslümanı katlettiler. 1099 yılına gelindiğinde Urfa Devleti'ni, arkasından Antakya Devleti'ni kurdular ve arkasından da güneye doğru gitmek suretiyle Müslümanların dağınıklığından da faydalanarak bakınız evet. Kudüs işgal edilirken 1099 yılında çeşitli yerlerdeki Müslümanlar darmadağınık idi. Mısır'daki Müslümanlarla Suriye'deki Müslümanların irtibatı kopmuş. Suriye'dekilerle Anadolu'lar
Anadolu'daki Müslümanlar birbirlerine dargın, kırgın veyahut da irtibat olmayan, Irak'taki Müslümanlar, İran'daki Müslümanlar birbirle irtibatı olmadığı için. Bugünü tarif ediyorum Harun Bey. Evet hocam. Bugünü tarif ediyorum adeta. İşte Müslümanların bu dağınıklığından istifade ederek 1099 yılında Haçlılar Kudüs'e girdiler. Evet. Büyük katliamlar yaparak girdiler. Mescid-i Aksa'ya girdiler. Mescid-i Aksa'ya sığınmış bulunan 70 bin Müslüman, dışarıda Yahudiler de vardı. Yahudiler de kestiler. 70 bin Müslüman da kestiler. Atlarıyla birlikte Mescid-i Aksa'ya girdiler. Bu Mescid-i Aksa'da çok büyük olan, uzun olan tarihinde yüz karası olan bir tarihtir. Evet. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethederken tek kişinin burnunu kanatmamıştır. Tek kişinin burnunu kanamamıştır. O emannameyi demin söyledim. Evet. Şimdi efendim, 1099 yılında Kudüs'ü ele alan Haçlılar kısa süre sonra 1122 yılında burada bir örgüt kurdular. Bu örgütün tek gayesi Mekke'yi, Medine'yi ele geçirmek, İslam'ın çekirdeklerini sökmek. Aşırı fanatik Katoliklerden meydana gelmiş olan bu örgüt, Mescid-i Aksa merkezli kurulduğu için Tapınak Şövalyeleri Örgütü ismini almıştır. Evet. Çok büyük vurgunlar yaparak, servetler yığarak, oradan atlayarak Mekke, Medine'yi ele geçirmek istedilerse de yıllarca Zengi Devleti, Eyyubi Devleti, diğer İslam devletleri bunların karşısına çıkmak suretiyle Mekke, Medine'yi korumuşlardır. Onları sokmamışlardır. Elbette 1167 yılında bu tapınak şövalyelerinin casuslar vasıtasıyla Medine'ye girip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşını oradan çalıp Medine'yi işlevsiz hale getirmek istedikleri de bir vakadır. Nurettin Zengi bunu rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den anlamış ve hızla Medine'ye giderek bu casusları, 3 tane casusu bularak idam ettirmiş ve onların mescidin kenarında bir evin altından açmış oldukları tüneli keşfederek bu tüneli kapattırmış, bununla da kalmamış. Efendimizin mezarı etrafında bu nevi sabotajların artık yapılmaması için de tedbir almış. Ne tedbir? Derin çukurlar kazdırmış, hendekler kazdırmış ve bu hendeklere kurşun kalay avaşımları dökmek suretiyle, delinmeyecek şekilde dökmek suretiyle tünel kazılarak mescidin altına girmeleri bu şekilde önlenmiştir. Bugün hala o kurşunların, o blokların yerinde olduğu söyleniyor, ben bilemiyorum. Herhalde öyledir. Arkasından Mekke Medine'nin etrafına surlarla çevrilmek suretiyle tedbirler alınmış ve 1187 yılına kadar mücadele eden Selahaddin Eyyubi muvaffak olamadı, Kudüs'ü geri almaya, Haçlıları yenmeye muvaffak olamadı. Neden? Müslümanlar hala darmadağınık idi. Hocam, Selahaddin Eyyubi'ye geçmeden isterseniz herhalde reklama da çok kısa bir süremiz kaldı. Evet. Bölmeyelim. Yani bunu istiyorum. Aynen. Bölünmesin çünkü gayet güzel gidiyoruz. Evet. Kudüs'ün tarihini Hazreti Ömer zamanından itibaren başladık. Hazreti Ömer'in tabii ki İlya ismini değiştirerek Kudüs yaptığı, artık Hazreti Ömer zamanında Kudüs ismiyle anılmaya başlandığını da hatırlatmış olduk. Gelen mesajlar var. Dilerseniz onları da ileteyim. Hay. Hemen arkasından da kısa bir araya gideceğiz. Abdurrahim Ulusoy, TV Sahur Vakti kimler var? Ekrem Şama hocamız müthiş bir tarihçi, kafalara kazıyor. Rabbim razı olsun demiş. Tayyip Güleb, TV5'te Sahur Vakti programı Ekrem Şama hocamızla başladı. Hocamızdan Allah razı olsun. Yine bilinmeyen ve duyulmayanlar anlatıyor. Ekrem Gök, çok değerli fikirleriyle tekrardan Ekrem Şama hocamızı misafir ettiğiniz için bizleri çok mutlu ettiniz demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Ekrem Şama hocamız yine söyledi. Eyüp Sultan dedik. Hazır Eyüp Sultan demişken aklıma geldi, hemen ileteyim. Mirasımız Derneği ve Ashab-ı Aksa hanımları, Aksa hanımlarının yapmış olduğu çalışmalar var. Nisa-ül Aksa hanımlarının yine bir iftar organizasyonları var. Bunlarla ilgili olarak özellikle hanım kardeşlerimizden ricamız 0212 524 0101 numaralı telefondan bilgi almak koşuluyla Nisa-ül Aksa hanımlarının düzenlemiş olduğu iftar programına, Kudüs yararına yapılan bu programa katılabilirler diyelim. Bunun dışında Ashab-ı Aksa gençliğinin 26 Temmuz Cuma günü Eyüp Sultan Camii'nde
Cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Meydanı'nda bir dua programı olacak. Kudüs ve Mescid-i Aksa için sürekli organize edilen bir programdır bu dua programları. Yine değerli dostlarımız, İstanbul'da bulunan izleyicilerimize özellikle belirtmek istiyoruz. Bu Cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Meydanı'nda, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda Kudüs ve İslam ümmeti için dualar yapılacak. Sizleri de orada görmek istiyoruz diyoruz. Hatırlatması için de arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yönetmenime bakıyorum, kısa bir araya gideceğiz herhalde. Kısa bir aranın ardından Ekrem Şamo hocamızla Kudüs'ün tarihini, Selahaddin Eyyubi'yi ve daha nice şanlı komutanın Kudüs için yaptıklarını, Yavuz Sultan Selim'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı konuşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla. Mirasımız Derneği katkılarıyla hazırlanan TV5 Sahur Vakti tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda değerli hocamız Ekrem Şama ile Kudüs'ün tarihini konuşuyoruz. İlk bölümde Hazreti Ömer devrinde Kudüs'ü konuştuk ve tarihler 1187 yılını ve Selahaddin Eyyubi'yi gösteriyor diyelim ve sözü hocamıza bırakalım. Allah razı olsun. Selahaddin Eyyubi at sırtından inmemiş olan bir mücahit, gerçekten ömrü cihatla geçmiş. Nurettin Zengi'nin hem akrabası hem de öğrencisidir kendisi. Çok mücadele etti ama Haçlıları geriletmeyi başaramadı. Çünkü İslam dünyası paramparçaydı. Müslüman devletler birbirleriyle geçinemiyorlardı. Anadolu'daki Müslüman devletle Irak'taki, Suriye'deki birbirlerine imtizac edemiyor, geçinemiyorlardı. Paramparçaydı tıpkı bugünkü gibi. Selahaddin Eyyubi baktı ki bu şekilde olmayacak. Bütün İslam başkentlerine hızlı bir tur yaparak onları İslam Birliği'ne ikna etti. Evet. Bak ne diyorum? İslam Birliği'ne ikna etti. Bize çok dağınıkken tanıdık geliyor. İslam Birliği'ne ikna etti ve bu Müslümanlardan oluşturulan ortak bir ordu kurmayı başardı. Ve 1187 yılında Hıddin denilen yerde karşılaştığı büyük Haçlı ordusunu perişan etti. Kudüs'teki yuvalanmış bulunan tapınak şövalyelerinde darmadağın etti. Ve Kudüs'e girmek üzereyken aynen Hazreti Ömer Efendimiz gibi kan dökmeden Kudüs'e girmeyi tercih etti. Oradakilerle, işgal kuvvetleriyle anlaştı. Onların bir kısmının Kudüs'ten kendi istekleriyle gitmelerine razı oldu. Bir kısmının da efendim bedelini ödemek suretiyle Kudüs'te kalmalarını, evet, kurtuluş fidyesi Kudüs'te kalmalarına razı oldu. Ve hiçbir kan dökmeden bir Miraç gecesi, 1187 yılının Miraç gecesi
Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya girmeye muvaffak oldu. Evet. Ve 20 yıl önce, 1187 yılından 20 yıl önce, yani 1167 yılında Nureddin Zengi'nin yaptırmış olduğu çok değerli bir minber. Evet. Çok değerli bir minber. Efendim, vasiyeti vardı Nureddin Zengi'nin. Kudüs'ü fethettiğiniz zaman benim yaptırdığım bu minberi Mescid-i Aksa'ya monte edin diye onun vasiyeti vardı. Selahaddin Eyyubi bu vasiyete uyarak Nureddin Zengi'nin yaptırmış olduğu bu değerli minberi getirdi, Mescid-i Aksa'ya monte etti. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Buyurun hocam. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün fethedileceğini Nureddin Zengi nereden biliyordu? Bu keramet evet. Var burada. İkincisi, Selahaddin Eyyubi bu kıymetli minberi getirdi, Mescid-i Aksa'ya monte etti ve ne yazık ki bu paha biçilemeyen kıymetteki bu minber, evet, 1948 yılından sonra Kudüs'ü işgal etmiş bulunan Yahudilerce, İsrailli Yahudilerce yakılmış. Daha yeni herhalde 1980'li yıllar mıydı? Tam hatırlamıyorum ama bu minber yakılmış. Geriye sadece bir iki tahtası kalmıştı. Mirasımız Derneği'nde de bunun birkaç çivisi burada yapılan, yakılan yangından sonra evet. Yapılan şeyler orada duruyor. Şimdi bir müzedeymiş ama bilmiyorum evet. Nerededir, siz daha iyi bilirsiniz. O kıymetli minberin bu şekilde heba edildiğini görüyoruz. Evet. Şimdi Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde, Mescid-i Aksa'yı yeniden onattığında gördü ki tapınak şövalyeleri buradan çekilmeden önce Kubbetü Sahra'yı yıkmışlar. Bu Kubbetü Sahra'nın taşlarını ince ince kıymışlar. Kıymışlar. Ve o kıymıkları Müslümanlara satmak suretiyle astronomik miktarlarda servet edinmişler. Bilmiyorum şimdi onun belirtileri var mı? Şimdi de şu anda şey yapıyorlar hocam. Megaribe mahallesini yok ettiler. Megaribe kapı yolunun bulunduğu yerde, geçtiğimiz günlerde burada Akif Demir'i ağırladık. Biz Mirasımız Derneği yönetim kurulu üyesi avukat. O da anlattı. Burada çadırlar var. Yönetmenimiz ekrana getirebilir belki bu yapılan çalışmaları. Bu çadırların içerisinde taş öğütücü makineler var. Buradan kaldırdıklarını, Megaribe kapı yolunun oradan kaldırdıkları Osmanlı'ya ait o taşları orada öğütüp ufak parçalar haline getirip hiçbir iz bırakmamaya gayret ediyorlar diyor. Yine demek aynı sistem. Zihniyet aynı. Değişmiyor. Evet. Yani tapınak şövalyelerinin yapmış olduğu zihni, onlar daha kurnazca, onlar da parayla satıyorlar o evet. Şeyleri, parçaları. Müslümanlar mukaddes bildiği için para ödüyorlardı. Demek ki bunlar da izleri yok etmek için evet. Bunu kullanıyorlar. Gerçekten de insanı yüzlerini kızartan, kendileri girdiği zaman 70 bin Müslümanı keserek girdiler. Ama çıkarken bir Hristiyan'ın burnu kanamadan Mescid-i Aksa'dan çıkarmaya muvaffak oldu. Hatta kurtuluş fidyesi olmayan fakir Hristiyanların fidyelerini Selahaddin Eyyubi cebinden ödeyerek, bak ne diyorum, cebinden ödeyerek onları Kudüs'ten yeter, çıkmalarına müsaade. Yani. Evet, cebinden ödeyerek bunu yaptı. Şimdi artık Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların eline geçmiş idi. Müslümanların elinde efendim çeşitli halifeler döneminde uzun müddet Müslümanların elinde kaldı Selahaddin Eyyubi'den sonra ve son 1517 yılına kadar da Memlüklerin ve oradaki halifenin idaresinde kaldı. Yalnız burada çok önemli bir şey var. Kısa anlatırsak anlaşılmayacak, uzun anlatırsak vaktimiz yok ama birkaç cümleyle tabii değinmek istiyorum. Avrupa'da Haçlı donanmaları, Akdeniz'de bulunan Haçlı donanmaları, Osmanlı donanmalarının güçlenmesi üzerine
artık Akdeniz'de vurkaç yapamıyorlar, soygun yapamıyorlar, vurgun yapamıyorlardı ve Cebeli Tarık Boğazı'ndan dışarı çıkmak suretiyle yeni vurgun sahaları keşfetmek, yeni sömürge sahaları bulabilmek için Amerika'yı vurdular. Yüz binlerce, milyonlarca Kızılderili'yi katlettiler, soydular, sovana çevirdiler. Afrika'nın kıyılarındaki Müslüman zencileri soydular, sovana çevirdiler ve bir tanesi Vasco da Gama isimli bir seyyah, korsan Afrika'nın güneyini dolanmak suretiyle Kızıldeniz'e girdi. 1497 yılında Kızıldeniz'e geldiğinde baktı ki asırlardır uğraştıkları Kudüs Kızıldeniz'in kenarında. Asırlardır almayı planladıkları, asırlardır hücum üstüne hücum yaptıkları Mekke Kızıldeniz kenarında. Medine orada. Ben buraya cennete düştüm, bunların hepsini ben almalıyım diyerek hemen hazırlıklara başladı. Geri memleketine mektuplar yazmak suretiyle, güçlü donanmalar getirmek suretiyle Kızıldeniz'e yığmaya başladı. Telaşlanan Memlükler ve halife, çünkü Memlüklerin deniz gücü yoktu. Bölgede sadece Osmanlı'nın deniz gücü mevcuttu. Güçlü bir şekilde II. Bayezid Han'a elçiler göndermek suretiyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu II. Bayezid'a elçiler göndermek suretiyle onlardan yardım istediler. O da reislerinden, deniz adamlarından, deniz kumandanlarından Selman Reis'e görev vererek Memlüklerin emrine gideceksin, Süveyş'te bir donanma inşa edeceksin, ne gerekiyor sana şu kadar kereste al, ne gerekiyor şu kadar demir al, bu kadar çivi al, şu kadar barut al, bu kadar top al, ne gerekiyor şu kadar asker, ne gerekiyorsa A'dan Z'ye II. Bayezid Han Selman Reis'e verdi ve bugünkü Kızıldeniz'in ucunda bulunan Süveyş'te kısa süre içinde bir donanma inşa etmek suretiyle Portekizlilerin Vasco da Gama başkan komutasındaki Portekiz donanmasını perişan etmeyi başardı II. Bayezid Han'ın adamları. Evet. Kudüs için önemli bir dönüm noktasıydı o. Kudüs'ü kurtarmış oluyordu. Daha sonra gelen Yavuz Sultan Selim Han 1512 yılında babasından tahtı devraldı ve o tahtı devraldığında Osmanlı doğudan tehlikeler içindeydi. Evet. İran'dan Şah İsmail tarafından tehdit ediliyordu. Şah İsmail'in üzerine gitti. 1514 yılında onu yendi. Arkasından 1516 yılında sefere çıktı. Nereye? Suriye'ye müteveccihen Memlükler üzerine sefere çıktı ki bu sefere çıkmazdan önce görmüş olduğu rüyalar var. Evet. Benim Osmanlı Düşünüyordu isimli kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım rüyalar ki mukaddes beldelerin ve Kudüs'ün korunması için yapılmış olan bir seferdir o. Önce Mercidabık'ta, arkasından Ridaniye'de Memlükleri yenmek suretiyle hem hilafeti teslim aldı, hem Kudüs'ü Osmanlı topraklarına kattı, hem Mekke'yi, Medine'yi Osmanlı topraklarına katmak suretiyle kendisi de hilafeti, ki 72. İslam halifesi oldu. Evet. 72. İslam halifesi oldu. Ve Mekke, Medine'nin anahtarları kendisine getirilip teslim edildi. Arkasından tabii ki Kudüs'te Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı Devleti'ne geçmiş olması sebebiyle Kudüs'ün bir buyruk yayınladı, ferman yayınladı. Evet. O ferman da tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz'in yayınlamış olduğu emannameye benzer. Haklar bahşederek orada bulunan Hristiyanlara, Yahudilere, Hristiyanların çeşitli kollarına hürriyetler bahşetmek suretiyle Kudüs'e ayrı bir statü tanımak suretiyle. Evet. Ve kapılarına girişte de efendim La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmak suretiyle. Neden? İçeride bulunanlar tedirgin olmasınlar. Yahudiler de Hristiyanlar da Halil İbrahim peygamberimizi kabul ediyorlar madem. Onların kabul ettiği peygamberin ismiyle Allah'ın tevhid sıfatını buraya koyalım ve orada rahat etsinler, psikolojik olarak baskı altında kendilerini hissetmesinler diye o ibare yazıldı ve Kudüs'te en geniş şekilde
insanların, çeşitli dinlerdeki insanların orada mukaddes bildikleri mabetlerden en geniş şekilde yararlanma dönemi bu şekilde başlamış oldu 1517 yılında. 400 yılda devam etti yani hocam. 400 yıl devam etti. 1917 yılına gelindiğinde. Evet, işte asıl önemli nokta burası. Evet. Çünkü Osmanlı 400 yıl boyunca Kudüs'te, Yavuz Sultan Selim sonrasında Kudüs'te bu hükümranlığını devam ettirdi. 1917 yılına geldiğimizde de bir İngiliz işgali başlıyor. Aslında önemli, üzerinde durulması bir gereken bir nokta. O yüzden de ekranları başındaki izleyicilerimizin buradan sonra özellikle İngilizler 1917 yılından sonraki yaşanan olayları dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bugün yaşadığımız olaylar 1917 yılında, belki daha öncesinde başladı ama 1917 yılına gören bugün yaşanan olayları çok rahat bir şekilde Kudüs'te yaşananlar anlayacaktır diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Son bölümde isterseniz 1914-15 yılındaki Birinci Dünya Savaşı başlarında, evet, neler yaşandı, Çanakkale'de neler yaşandı, bunlara döneceğiz ama İnşallah biz hocam. Şimdi hiç Çanakkale'yi pas geçerek, madem ki Kudüs'ün tarihini anlatıyoruz, 1917 yılında İngiliz işgaliyle devam edelim. Evet hocam. 1917 yılına gelindiğinde bizim Yıldırım Orduları grubumuz vardır. Suriye cephemizde, Sina cephemizde orada mücadele etmektedirler. Ve 1917 yılında General Allenby kumandasında, evet, İngilizler Süveyş'e ve Gazze civarına bir çıkarma yaptılar. Ve oradan ileri harekata başladılar. Ordularımız kısa süre içinde bozuldu. 3 tane ordu zannı, 2 mi 3 mü ordumuz vardı ki bu ordular Alman General Liman von Sanders'in kumandasında idiler. Evet. Bozuldular. Bu orduların bir tanesine de Mustafa Kemal Paşa kumanda ediyordu. Onun kumandasındaki ordu Kudüs'e hakim idi. İşte General Allenby kuvvetlerinin önünde hızlı bir çekilme. Ta Adana tünellerine kadar çekilmek suretiyle o günkü Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü General Allenby kuvvetlerine teslim ettiler. Evet. Bizim Almanlar müttefikimizdi. Birinci Dünya Savaşı içinde oluyor bu. Almanlar müttefikimiz, Avusturyalılar müttefikimiz idi, Bulgarlar müttefikimiz idi. Harun Bey, General Allenby Kudüs'e girdi. Daha ayağının tozuyla Kudüs'ü bırakarak Şam'a kadar gitti. Selahaddin Eyyubi'nin türbesine girdi. Küstah ayaklarıyla. Türbeye ayağını koyarak. Ey Selahaddin! Kalk da bak! Haçlı seferlerini sen geri püskürtmüştün. Kudüs'ü elimizden almıştın. Şimdi geri geldik. Haçlı seferleri artık bizim muzafferiyetimizle neticelenmiştir demek küstahlığında bulundu. Bu da onların Haçlı ruhlarını hiçbir zaman kaybetmediklerinin en büyük delillerinden bir tanesi. Kudüs'ü teslim almış. Lazım gelir ki bizim silah arkadaşımız Almanlar, silah arkadaşımız Avusturyalılar üzüntü belirtsinler. Bu bir yerleme işaretidir. Evet. Müttefikleri Osmanlı toprak kaybetmektedir, Kudüs'ü kaybetmiştir. Sevinmeye başladılar. Bırakın üzülmeyi, sevinmeye başladılar. Kudüs'ü kaybettiğimiz gece bayram ilan ettiler. Sokaklarda sabahlara kadar çılgınca eğlenerek Kudüs'ün Müslümanlardan alınmış olduğunu kutladılar. Şimdi burada bir nokta koyarak bugünkü iktidara sesleniyorum. Amerika ile ittifak yaptık diyorsunuz. İngilizlerle ittifak yaptık diyorsunuz. Avrupa Birliği'ne can atıyorsunuz. Ama ilk fırsatta sizi ekecekler. Neden? Haçlı ruhları hiç değişmedi onların. Nitekim görüyoruz. Şu Taksim gezi olaylarında bir bakıyoruz ki arkasından Amerika, efendim, gezide eylem yapanların arkası tutmaya başlıyor. Avrupa onları tutacak olan, evet, Elif-Natürk demeçler veriyor. Çünkü Haçlı ruhları hiçbir şekilde değişmemiştir. Değişmez de mümkün değil. Çünkü bir idealleri var. Bir Haçlı idealleri var. Bu idealleri uğruna dün General Allenby neler yapmışsa yarın da aynısı İslam'ın mukaddes beldelerine girdiklerinde, inşallah böyle bir şey olmaz, İnşallah. Aynı sevinçleri göstereceklerini bilmemiz lazım. Bizim gerilememiz halinde, yenilmemiz halinde Allah muhafaza etsin. Burada
bir mektup var veya bir yazı var. Kim evet. bu? 1972 yılında bölgeyi ziyarete giden, ki İsrail'in elindeydi oralar, ziyarete giden bugünkü Murat Bardakçı var ya, tarihçi, onun babası İlhan Bardakçı. O gün İsrailliler vasıtasıyla Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Bir yazı yazmış. Kısa bir yazı. Burada tüylerimizi diken diken edecek olan bir olayı. İsterseniz ben metin metin okumak istiyorum. Buyurun hocam. Çok önemli bir hadise. Diyor ki İlhan Bardakçı. Mevki Kudüs, mekan Mescid-i Aksa. Tarih 21 Mayıs 1972 Cuma. Ben ve gazeteci arkadaşım rahmetli Sait Terzioğlu, İsrail dışişleri rehberlerinin yardımı ile bu mübarek makamı dolaşıyoruz. Kudüs Kapalı Çarşısı'nda rüzgar gibi dolanan entarili kahvecilerin ellerindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü, önünüze çıkan kapı sizi Mescid-i Aksa'nın önüne kavuşturur. Evet. Miraç mucizesinin soluklanıldığı ilk kıblemize, yani hemen oracıkta ilk avlu vardır ki hala bizim lakabımızla anılır. 12 bin şamdanlı avlu derler oraya. Yavuz Sultan Selim Han 30 Aralık 1517 Salı günü Kudüs'ü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kılar. Kendisi ve bütün ordu beraber şamdanları yakarlar. Tam 12 bin şamdan. O isim oradan kalmadır. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı, o mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya girmiş olursunuz. Onu o merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy. İskeletleşmiş vücudu üzerinde garip bir giysi. Palto. Hayır. Kaput, pardüsü veya kaftan. Değil. Öyle bir şey işte. Başında kalpak mı? Takke mi? Fes mi? Hiçbirisi değil. Oraya dimdik dikilmiş. Yüzüne baktığımda ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanında İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız, İstanbullu. Kim bu adam dedim. La kaydıyla omuz silk. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi. Hala duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz. Kimseyi görmez. Kimseyle konuşmaz. Kan mı çekti nedir? Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe. Selamın aleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapakların ardında sütlenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleykümselam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım. Öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliniz, o canım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir mahkumiyetten sonra bırakırız. Demin anlattığım olay. Evet. Günlerden 9 Aralık 1917. Pazar günüdür. Tutmaya imkan yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Sadece devralır. Anlattı dedim ya, gerisini tamamlayayım. Ben dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı.
Ben o gün buraya bırakılmış 20. kolordu 36 tapur 8. bölük 11. alın makine tüfek takım komutanı Onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi. Baktım. Bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele baba. Konuştu. Memlekete avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse git burayı bana emanet eden kumandanım kolağısı ön yüzbaşı Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için buz et, öp. Ona de ki. Sonra kumandanı olduğu takımın makinalısı gibi gürledi. Ona de ki, gönül komasın. Ona de ki, 11. makinal takım komutanı Iğdırlı Hasan, Onbaşı Hasan, o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım, dedi dersin. Ölü yazdım. Sonra yine dineldi, taş kesildi. Bir kez daha baktım, kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 55 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti. Harun Bey, ben duygulandım. Şimdi Kudüs bizim için ne ifade ediyor diye soruyorlar. Tweetlerde de vardı tahmin ediyorum. Evet hocam. Kudüs bizim için 55 yıl hiçbir yerden haber almamacasına görev başında kalıp nöbet beklemek demektir. Iğdırlı Hasan'ın başı demektir. Kudüs bizim evimizdir. Kudüs Mescid-i Aksa bizim yuvamızdır. Bizim mescidimizdir. Olay budur. Acaba bizim bilmediğimiz daha nice olaylar oldu? 55 yıl düşünün. 55 yıl o adam orada dikilmiş, ne kimseyle konuşuyor, ne kimseyle selamlaşıyor. Sadece Mescid-i Aksa'yı gözlüyor. Gerçekten duygu yüklü, insanı kahreden bir olay. Bugünküler yeni yetmeler. Canım Kudüs Arap'ın işi. Kudüs Ürdün'ün işi. Kudüs Filistin'in işi. Hayır. Kudüs önce benim işim. 400 yıllık tapum var benim orada. Önce bizim işimiz. Tabi Kudüs'ü biz kaybettikten sonra Lozan'da da bunu onaylamak zorunda kaldıktan sonra tabi Lozan'dan önce işler var orada. 1917 yılında Balfour Deklarasyonu diye bir olay var. Evet. Bu deklarasyon Kudüs merkezli efendim Filistin'de bir İsrail devletinin kurulması gerekliliği ilk defa uluslararası bir belgeye İngiliz Dışişleri Bakanı bilmem ne Balfour ismiyle anılan o adam sayesinde yardımıyla uluslararası belgelere geçmiş. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi adım 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 önce oradaki toprak satın almaları, arkasından yerleşmeler, arkasından tetiş hareketleri, 1924 yılında imzaladığımız Lozan'dan sonra da efendim İngilizlerin idaresindeyken orada Müslüman nüfusun gittikçe azaltılması, onları tehciri yoluyla veyahut da mülteci şekliyle oradan dışlanması, Yahudilerin toprak satın almaları, tetiş hareketleri, genişlemeler 1948 yılına kadar bir devletin kurulması
aşamasına gelinmiş olan bir altyapıdan bahsediyoruz Kudüs ve Mescid-i Aksa'da. Evet. Çok önemli olaylar bunlar. Bir de tabii orada Muhammed Emin el-Hüseyni olayı var. Evet. O da 1890'lı yıllarda doğmuş olan bir İslam mücahidi, Abdülhamit Han'ın yetiştirmiş olduğu öğrencilerden birisi, ki oralar bizim de o zaman biliyorsunuz. Evet. Yahudilerin buraya yerleşme planlarına hep karşı çıkmış. 1914 yılında ve 15 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesinde topçu subayı olarak görev yapmış bir Kudüs'ü, mücahitten bahsediyoruz. Emin el-Hüseyni. Evet. Arkasından Yahudilerin oraya yerleşmemesi için bütün gücüyle mücadele etmiş. İngilizlerce hapse atılmış, hapisten çıkarılmış vesaire olmuş. 1921'den itibaren de Kudüs müftüsü, Filistin müftüsü seçilmek suretiyle de mücadelesine devam etmiş. İlk Filistin'in milli mücadele kahramanları ve o mücadelenin ayağa kaldırıcısı olarak ismi anılmaktadır. Evet. Daha sonra bakmış ki burada Yahudiler gittikçe ağırlık kazanıyor. 1940'lı yıllarda başlamış bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazilerle, Yahudiler oradan çıkarmak üzere Hitler'le işbirliği yapmak suretiyle bir ümit içine girmişse de Hitler vermiş olduğu sözleri tutmayarak Filistin üzerine herhangi bir şey yapmamış veya yapamamış. Arkasından tekrar Filistin'e dönmek suretiyle çeşitli mücadeleler neticesinde 1970'li yıllarda da vefat edene kadar ki İsraillerin hapislere attığı veyahut da İsraillerin çok çeşitli üstünde baskılar uyguladığı bir insandır. Bugün rahmetle anmak suretiyle pek ismi bilinmez ama Filistin Kurtuluş Hareketi'nin, Filistin Ulusal Hareketi'nin başlangıcını o adam yapmıştır. Ve o adam bugün efendim o bölgede kendi vasiyeti olmasına rağmen Kudüs'e nakledilememiş naaşı başka bir yerde mezarı vardır. Allah rahmet içinde yatırsın, nur içinde amin, yatsın diye İnşallah. Dua ediyoruz kendisine. Hocam yine bir araya gitmemiz gerekecek. Bir iki dakikalık bir vaktimiz var. Yalnız hala ben anlattığınız Hasan Onbaşı'nın etkisindeyim, emin olun. Ben de öyleyim. Titriyor. 55 yıl. Ben de öyleyim. 55 yıl Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bahçesinde komutanının verdiği görevi yerine getiren bir ecdadın torunuyuz biz. O yüzden Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı asla sahipsiz bırakmamamız gerekiyor. O yüzden Mirasımız Derneği var. O yüzden Mirasımız Derneği diyoruz, sürekli söylüyoruz ancak belki bizim de bir hatamız var. Mirasımız Derneği ismi kısaltılmış olarak biz belirtiyoruz. Ancak Mirasımız Derneği'nin açılımı Kudüs ve civarındaki Osmanlı eserlerini koruma ve yaşatma derneği. Bu noktada da bilginiz olsun isterim. Çünkü işte hocamızın anlattığı Kudüs'teki son Osmanlı askerinin hikayesi, Iğdır'da Hasan Onbaşı'nın hikayesi gerçekten tüyleri diken diken eden bir hikaye. 55 yıl hiç kolay bir şey değil. Bir insanın ömrü, ortalama bir ömrünü tamamıyla görevine adamış ve burada kendisine verilen emri yerine getirmiş diyoruz. Tabii ki biz Hasan Onbaşı gibi olamayız belki ama yine yapacağınız yardımlarla burada bugün Hasan Onbaşı gibi Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün muhafazasını sağlayan, Kudüs'te muhafızlık yapan kardeşlerimize, Mescid-i Aksa'yı bizim adımıza koruyan kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Gerçekten hocam yani... Sen de tıkandın, ben de Haruncuğum. İyi ki siz arada devam ettiniz çünkü gerçekten ben bile ilk defa dinledim. Öyle söyleyeyim ki bu konuda ne kadar çok kitap okuduk. Belki de anlatılmıyordu. Belki de hiç bu kaynağa biz ulaşmamıştık. Allah razı olsun diyelim. Biz şu an şunu yapabiliriz. Bugün elimizden gelen Vodafone ve Avaya cep telefonu hatlarımızdan 2572'ye Kudüs yazarak bir mesaj gönderebiliriz. Ya da Mirasımız Derneği'nin internet sitesine girerek burada yapılan faaliyetleri, buradaki bilgileri okuyarak burada online bağış bölümünden yardımda bulunabilirsiniz diyelim. Ekranlarınıza sürekli ulaşabileceğiniz irtibat bilgileri geçiyor. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine Kudüs'ü ve Çanakkale'yi konuşmak üzere Ekrem Şam hocamızla karşınızda olacağız.
Mirasımız